Pek çok başlık var. Konuşmanızın içinde şimdi o başlıkları... Şimdi tabii Sayın Özalkuş... ...söyleyeceğinizi tahmin ediyorum. Evet, şimdi tabii sevgili Ocaktan'la, Toker'le geçen hafta tam bu yangının en ağır olduğu günde birlikteydik. Termik santral canlı yayında gözlerimizin önünde evet. patlayarak yandı. Tabii sevgili sağlar da gelişmeleri izliyor. Hatta bir günde yazılarını da okudum bu konudaki. Şimdi bu, tabii ki yapılan değerlendirmelerin tümüne katılıyorum. Tekrar etmek istemiyorum ama... Benim gördüğüm sağlar devleti de görmüş bir kişi, bakanlar kurulunu yaşamış bir kişi. Şimdi şu görünüyor Sayın Özalkuş, sevgili arkadaşlar. AKP döneminde devletin, devlet kurumlarının tümüyle yıkıldığını, yerine AKP'nin bir şey koyamadığını görüyoruz. Bu tür büyük afetlerde, büyük olaylarda devletin kendi içinde seferberlik... Tepki kurulu gibi, Emasya gibi, emniyet, asayiş, yardımlaşma sözleşmesi gibi devlet kurumları içinde olağanüstü bir durumda ne yapılacağına dair protokoller vardır. Mutabakatlar vardır. Ve bunların çoğu doğal olarak da gizlidir. Biz Kozmik Oda'ya FETÖ'yü soktuk. Canlı yayın eşliğinde oradaki bütün gizli bilgiler yurt dışına başta Amerika olmak üzere pek çok yere gitti. Orada Türkiye'nin olağanüstü durumlarda ne yapacağına dair bütün gizli bilgiler değişik ellere gitti. Tamam oldu, sonrasında yeniden toparlanabilirdi bunlar ama AKP'nin bunu yapmadığını biz orman yangınlarından gördük. Bir yerde kriz masası var mıydı? Bir yerde oranın vali, emniyet müdürü, belediye başkanı ortaklaşa bir krizi yönetme ortamı var mıydı? Yoktu. Ama benim bildiğim kadarıyla tüm ayrıntılarını tabii ki bizlerin bilmesi mümkün değil. Ama örneğin Toroslar'da çok ciddi bir saldırı, yangın, dışarıdan olağanüstü bir şey olduğunda örneğin Kayseri Komando taburu ve Eğridir taburu hiçbir emir beklemeden... O görevin onda olduğunu bilir zaten. Refleksle gider oraya. Örneğin Marmara'da bir şey olduğunda Bolu Kumando, işte Ege'de bir şey olduğunda yine aynı şekilde. Yani devletin adı kamuoyunun tabii ki hani gündeminde olmayan ama devlet yapısının gereği olan kurumları vardı, kuralları vardı, protokolleri vardı, anlaşmaları vardı. Bunları AKP yıktı, yerine de bir şey koyamamış. Yerine de bir şey koyamamış. Bunu yaşadık. O yüzden örneğin binlerce diyelim ki birliğin olduğu bir yerde oranın komutanı ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir krizde bir görev sorumluluk ya da benzer bir şey almamış ki. Öyle bir devletin içindeki o mekanizmalar tükenmiş. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti ayakta duruyorsa milletle ayakta duruyor. Kurumlar çöktü. Ama hakikaten hani o bizim içimizdeki zaten özgüven, yapabiliriz duygusu, bu çabamız, gerçeği anlatma çabamız hakikaten en büyük sermaye olan insanın üzerinden yeni şeyler yapabileceğimize olan inancımız. Bu kurumların yerine yeni şeyleri ihdas edebileceğimize olan inancımız. Yoksa AKP bunları yıktı ve yerine bir şey koymamış, onu gördük şu anda. Bu ihanettir. Yani bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Şu anda hepimizin gözünün önünde Türk Hava Kurumu var. Çünkü orası bir nebze daha bir göz önünde seyretti. Türk Hava Kurumu ile ilgili de başta hani Tuncay Molla Veysoğlu da hani hakkını teslim etmek gerekir. Evet, evet. Birkaç yıldır söylüyor. Hepimiz de örneğin ben de iki gün önce bu konuda birebir içinde bulunan bir kişiyi dinledim. Yani olur şey değil. Yani bir kurum intikamla böyle çökertilir. Sadece son 3 yılı ile ilgili 3 cümleyi kurmak istiyorum. Çünkü biraz önce sözünü ettiğim kamuoyunun gündeminde olmayan kurumların nasıl çöktüğünü de ortaya koyan bir şey bu. 2019 yılında siz orman yangınlarını söndürmeyi özelleştiriyorsunuz. Saatine para vereceksiniz. Evet. Kimse kusura bakmasın. Orman yangınlarını özelleştiriyorsanız, ihaleye çıkmışsanız bunun adı yangın garantili ihaledir. Sayın Toker de hani bunun adını altını çizdi. Ben bu kısmını onaylamıyorum dedi. Hakikaten bu yangın garantili ihaledir bu. Tabii.
Ve üstelik de siz bu ihaleye Türk Hava Kurumu'nun girmemesini sağlıyorsunuz. Ve sonra da Türk Hava Kurumu da aynı yıl 2019'da Sayın Özalkuş 11 yöneticisinden 6'sı istifa ediyor. Hemen İçişleri Bakanlığı bir yönetici atasa tabii ki yeniden yola devam edecek ama amaç o değil. İstifa edince düşüyor yönetim ve hemen kayyum atanıyor. Kayyum gelince ilk işi 2019 yılı bakın ilk işi Merkez Disiplin Kurumu ve Merkez Denetim Kurumu lağvetmek oluyor. Yani Türk Hava Kurumu'nu siz bütün denetimden ve disiplinden çıkartıyorsunuz. Ondan sonra işte neye başlıyorsunuz? Türk Hava Kurumu'nun mallarını satmaya başlıyorsunuz. Yani şu anda içinden geçtiğimiz dönem içinde, yani geçen hafta gösterdik liste burada. 18 Ağustos'ta, yani önümüzdeki çarşamba sevgili Özalkuş, 18 Ağustos'ta 44 kurumu, 44 binasını satacaklar Türk Hava Kurumu'nun. Özetlemek gerekirse, mahkeme şu anda reddetmişti biz, tekrar. Hani bu tür yangınları şu anda Türkiye'nin tekrardan izin verildi mi? Kastamonu'da nasıl? Taşınmazların satılmasını Türk Hava Kurumu kayyumu tarafından taşınmazların satılmasını mahkeme reddetmişti. Döndü mü karar tekrar? Ben döndüğünü yine bugün gördüğüm kadarıyla satışın durdurulmasını reddetmiş. 18'inde evet. Ve buraları satacaklar. Tabii bunun arkasından devamı gelecek. Ankara'da olanlar bilirler. Gençlik Parkı'nın önemli bir bölümünde Türk Hava Kurumu'nun paraşüt kulesi vardır. Etimesgut'ta çok büyük bir arazi Türk Hava Kurumu'nundur. Oralara hep arsa gözüyle bakıyorlar. Evet. Oralarda pilot yetişmiş. Oralarda fabrikaydı zamanında. İşte bu gözümüz önünde olan bir kurumun nasıl çöktüğünü gördük. Ve şu anda buralar adım adım satacaklar sevgili Özalkuş. İşte sözünü ettiğim bu tür durumlara müdahale edebilecek öteki kurumları da çöktü bu ülkenin. Diyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Şimdi o arazi... Yerine getirdikleri AFAD tamam... Özür dilerim. Şimdi Sayın Fikri Sağlar'ın biraz önce sözünü ettiği 7139 numaralı yasayla milli servet vasfını kaybetmiş alanların da satışı söz konusu olabileceğinden bu yanan ormanlardan acaba nereleri milli servet vasfını yitirmiş olarak değerlendirecekler ve satacaklar? Herhalde onu da merak etmeliyiz değil mi artık? Bütün sahip yerlerini... Üstelik de biliyorsunuz sosyal medyada kimi bilgiler dolaşıyor. Hani teyit etmeden bunları spekülatif olarak kullanmak olmaz. Hı hı. Ama buralarının yani kimlere verileceğinin bile şimdiden belli olduğu söyleniyor. Ama onu izleyeceğiz tabii. Şunun da peşin hükümlü olarak şu kişilere verilecek dememek gerekir. Şimdi Yunanistan'da biraz önce arkadaşlarımız söyledi. Yorgos Kumantakis, yani Yunanistan'ın hava kuvvetleri komutanı, evet diyor, ben biraz geç müdahale ettim, teknik olarak yetersizdim deyip özür diliyor, istifa ediyor. Başbakan özür diliyor, yani orada istifa ediyorlar, bizimkiler istifini bozmuyor. Hepsi mübarek taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ya da taşınmaz ticaret ve siyaset varlıkları. Hiç üzerlerine alınmıyorlar. Yani böylesine kaygısızlık ve gözümüzün önünde bütün bunlar yaşanmakta. Ve şu anda aslında sıcak öğleden sonra gelişti. Alabildiğimiz bilgiler kadarıyla sizler de verdiniz. Tele1'in ana haberinde de konu edildiği. Kastamonu'da HES patlıyor. O sonradan mahallelik tarafından yalanlandı ama hala bir hani diyoruz ya kurumlara güven azaldı diye hala bir soru işareti de var diğer yandan yalanlanmasına rağmen. Ama evet pek çok kaynaktan baktım. Hatta evet. Biraz önce son kez bir kere daha baktım. Taze bir bilgi var mı diye. O yerel kaynaklar da HES patladı böyle oldu diyor. 10 dakikada bir ilçe onlarca köy su altında kalır mı? Tamam afet tamam ama bu onun ötesinde çok farklı kaynakların söylediği HES'in patlaması. Tablo bu. Yani oranın da kaç seferdir söyleniyordu bu HES'leri yaptığınız yeri dikkat edin, dengeyi bozmayın diye. Sevgili Sağlar söyledi. Şimdi bütün bunların yanında son zamanımız da daralıyor belki ama şu anda şunun da altını hep hatırlatmak lazım. Şu anda Türkiye'nin ormanlarının %60'ı maden ruhsatlı. Sadece Kaz Dağları ve çevresinde
Sayın Özalkuş, sadece Kaz Dağları ve çevresinde 2500 maden arama ruhsatı var. Evet. Şimdi bu orman, yanan ormanları biz hiç dokunmazsak 10 yılda yeşerecek, 30 yılda ağaç büyüyecek ve bir kuşak, iki kuşak sonra bir orman alanı oluşacak.